Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak arkadaşlar? Açık lise sınav sonuçlarını biz yılbaşından önce açıklanmasını bekliyoruz. Tam tarih belli değil ama daha önceki tecrübelerimize dayanarak açık lise sınav sonuçlarının ortalama 25-26 Aralık tarihlerinde açıklanmasını bekliyoruz. Takvim şöyle işliyor. 20 Aralık'ta sınavlar sona eriyor. Yaklaşık bir 5 gün kadar itiraz süreci başlıyor. Yani sınavıyla ilgili herhangi bir itirazı olan arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı'nın e, itiraz şubelerine başvuru yaparak itirazlarını dile getiriyorlar. Bu itirazlar değerlendiriliyor. Ve bu itirazların sonunda sınavınızla ilgili bir e, değerlendirme yapılıyor. Ama altını çizerek şöyle sö söyleyeyim. E, itirazlar genelde olumsuz karşılanıyor. E, bakanlık burada çok fazla inisiyatif kullanmıyor. O yüzden 20-25 Aralık tarihleri arasında sınav itiraz süreci başlar. Muhtemelen 25-26 Aralık tarihleri arasında da sınav sonuçları açıklanır. Bu 26 Aralık, 27 Aralık olabilir, 28 Aralık olabilir. Ama bir ocağa sarkmaz arkadaşlar. Çünkü üniversite okuyup diploma teslim etmesi gereken öğrenciler var. Bu öğrenciler için mutlak surette 31 Aralık'tan önce sınav sonuçları açıklanır. Bir başka durum peki sınav sonuçları açıklandıktan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor? Sınav sonuçları açıklandıktan sonra binlerce öğrenci mezun olacak. Bu öğrenciler için bir mezuniyet süreci başlayacak. Bu öğrencilerin sistemlerinde bazı ibareler görülmeye başlayacak. İşte Diyecek ki diploma olsa almış genel öğrenci ya da diploma kontrol yapılan öğrenci ya da mezun öğrenciler sisteme giremez gibi ibareler karşımıza çıkacak. Bu mezun olacak ya da mezun olan öğrenciler için sistemin son bir kontrol yaptığı dönemdir. Birkaç gün mezun öğrencilerde bu ibareler görülebilir. Bir de sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz ekranımızda mezun yazısı görünmez arkadaşlar. Çünkü sınav sonuçları açıklanır, ondan sonra notlar sistemde değerlendirilir ve birkaç gün sonra mezun öğrencilerin mezun oldukları görülür. Bu öğrencilerin diplomaları ise ocağın sonu, şubatın ortaları gibi artık basılmaya başlar ve halk eğitim merkezlerine giderek diplomalarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. Peki sisteme devam eden yani açık liseye devam eden öğrenciler için süreç nasıl işleyecek? 25-26 Aralık tarihleri arasında sınav sonuçlarının açıklanacağını söylemiştik. Ondan sonra Ocak ayının 10-15'i gibi yeni kayıt ve kayıt yenilemeler başlayacak. Yani artık Mart sınavına hazırlık dönemi başlayacak. Mart, Nisan gibi ee, henüz takvimi belli olmayan bir ikinci dönem sınav sürecimiz var. Bunun kayıtları Ocak'ta olacak. Tabi yeni yılla birlikte ücretlere zam gelecek mi bilmiyoruz. Şu ana kadar biz açık öğretim lisesinde kayıt ücreti olarak 50 TL ödüyorduk. Yılbaşından sonra fiyatlar, ücretler zamlanır mı onu bilmiyoruz. Henüz açıklanmadı. Mart ayındaki sınav için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Ocak ayında yaklaşık 1 ay sürecek. Bu kayıtların ardından artık Mart sınavına hazırlık süreci başlayacak. 12. sınıftan açık liseye geçmek isteyen yine binlerce öğrenci var. Sistem bu öğrenciler için e, Ocak ayının sonuna kadar yani karne gününe kadar açık liseye geçiş izni vermeyecek. Neden? Çünkü bu öğrenciler önce okullarından karnelerini alsınlar notları belirlensin ondan sonra halk eğitime gelsin deniyor. Her sene böyle oldu bu sene de böyle olacak. Dolayısıyla 12. sınıftan açık liseye geçecek öğrenciler İlk dönem karnelerini aldıktan sonra halk eğitim merkezlerine başvurarak açık lise kayıtlarını yapabilirler. Kayıt yenileme yapacak arkadaşların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Bu arkadaşlar ilgili bankalardan ya da odeme.map.gov.tr adreslerinden kayıt ücretlerini yatırdıkları zaman e, kayıtlarının gerçekleştiğini görecekler arkadaşlar. Sürece ilişkin devam eden videolarımız olacak. Ders videoları, e, bunlar çıkar videoları e, açık se tv'de gelmeye devam edecek e, süreci hep beraber değerlendireceğiz ve takip edeceğiz. Mart ayının sınav durumu ile ilgili henüz bir açıklama yok. Online sınav, yüz yüze e sınavla ilgili herhangi bir açıklama yok. Açıklamalar geldikçe, süreç geliştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılar.